Selim'in babası aradı beni. İşte Selim kaza geçirmiş, yanındaki arkadaşı ölmüş, Selim de ambulanstaymış diye. Ben zaten hastaneye giderken oğlumu kaybettim düşüncesiyle hastaneye kadar gittim. Hastaneye gittiğimde Selim yoktu, sordum nerede, ne yapıyor, tomografi, tedavi altına alınmıştı. Sonra çıktı, gördüm. Fakat açıkçası yani ben çocuğum yaşıyor diye çok büyük bir başka biri arkadaşı sonuçta vefat ettiği için öyle çok büyük bir sevinç yaşayamadım. Çok kötü bir andı zaten o. Yani çocuğum yaşıyor diye şükrederken vicdanım sızladı. Akabinde de hastanede kaldı. Akşam işte gözaltına alındı çocuk büro tarafından. Ertesi gün de adliyeye çıktık. Herhangi bir geçmiş olsun telefonu ya da buna dair bir görüşme olmadı. Bize böyle bir şey gelmedi. Yok yani böyle bir şey. Ya oğlum zaten ilk etapta şoktaydı. Yani ilk defa sonuçta çocuk daha 17 yaşında. Herhangi bir savcı, hakim böyle bir durum yaşamışlığı yok daha öncesinde. Tabii ki yani yanında ya benim oğlum şey hani yanımda biri vefat etti. Keşke ben ölseydim. Madem biri ölecekti ben ölseydim falan dedi. Kötüydü. Şu anda da çok iyi sayılmaz. Yani kendisini işe tamamen verdi. Çok fazla konuşmuyor. Bu konuyla ilgili de konuşmuyor. Tabii medyatik bir olay olduğu için de sürekli gündemde bir şeyler karşısına çıkıyor. Etkileniyor haliyle yani. Çok iyi değil durumu şu anda. Ya ilk etapta kesinlikle bence tutuklanmalıydı. Çünkü tabii ki hukuk, yargı biliyor bunu ama şöyle bir gerçek var. Benim de çocuğumu kaybetmiş olabilirdim. İkisi birden de vefat etmiş olabilirdi. Ben şu anda diğer yani Batı'nın annesi tarafından da olaya baktığımda tutuklanmalıydı ilk etapta. Benim görüşüm bu yönde. Öyle olsaydı, tutuklansaydı ya da ifadelerinde direkt çocuklara suç atacak şekilde yani ehliyet yoktu, işte kaskları yoktu, ekipmanları yoktu gibi böyle bir ifade vermek yerine ya da kaza işte nasıl olduğunu anlamadım hani bir üzüntü mesajı şeklinde bir ifade olsaydı tutuklanmasa bile yine bu kadar etkilenmezdik. Yani tutuklanmaması gerçekten ben de kendi açımdan da yani çocuğum yaralı olabilir ama orada bir vefat var. Çocuğuma bir şey de olabilirdi. Yani bu konuda üzgünüz açıkçası. İlk etapta tutuklanmasını isterdik. Ya benim oğlum böyle bir şey hatırlamıyor. Yani benim yanıma gelmedi. Kaza sonrasında zaten o şokla sadece yerde yattı, ayağa kalkamamış oğlum. Kaza sonrasında sadece çok fazla ambulans beklediğini söylüyor. Çünkü Batın vefat ettiği için onunla ilgilenilmiş haliyle. O tabii bunun farkında değil. Arkadaşı ondan uzakta olduğu için. Yani ambulans beklediğini falan söylüyor. Ama orada uzun bir süre bekleyiş olduğunu onun için yani yanıma gelseydi hatırlardım diyor. Bilinci yerindeydi evet. Fatma Zehra Kınık yanıma gelseydi hatırlardım diyor. Gelmedi benim yanıma diyor. Bunu ben çok düşünüyorum açıkçası. Yani bu yargı süreci böyle işler miydi? Çok bilemiyorum. Çünkü taksirle olduğu zaman yani bu biraz şey bir durum. %50-%50 bir durum. Hani umarım kimliğinden bağımsız yargılanır. Kimin kızı olduğu değil ya da kim olduğuyla değil kimliğinden bağımsız yargılanmasını istiyoruz yani biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Şimdi ilk benim duyumum kaza tespit tutanağında 75'e 25'ti. 75 Fatma Zehra Kınık'a 25'te hız dolayısıyla oğluma verilmiş diye biliyorduk. Fakat oğlumun ifadesiyle de örtüşüyor. Zaten gaza bastım diyor. Fren yapsaydım çarpardım diyor. Çarpmamak için gaza basıp geçmeye çalıştım diyor. Hızdan dolayı da oğluma bir 25 kusur verilmişti diye biliyorduk. Fakat bugün edindiğimiz bilgilere göre kaza tespit tutanağında asli derecede %100 kusurlu Fatma Zehra Kınık diye bilgi aldık. Savunmasında
durduğunu, yol kontrollerini yaptığını. Evet, Fatma Zehra Kınık durup yol kontrollerini yaptığını, kendisine hızla gelen bir motorun çarptığını, motorun kendisine çarptığı şeklinde bir ifade vermişti. Aynı zamanda da yani suçlayıcı bir ifadeydi. Oğlumun ehliyeti olmadığı, kask, evet kask yoktu, oğlum zaten bunu kendi ifadesinde de belirtti, kaskım yoktu diye. Fakat kazaya sebebiyet veren şeyin kaskla bir alakası yok. Ehliyeti var, olmasa da ehliyeti, yine kazaya sebebiyet veren şey ehliyeti olmaması değil. Ana yolda kendi yolunda giderken tali yoldan çıkan aracın dikkatsiz davranması sonucu oluşan bir kaza bu. Ya bilemiyorum, ben o an hani o ifadeyi ya öyle mi hatırlıyordu ya da o ifadeyi bir suçluluk psikolojisiyle mi verdi? Bununla ilgili çok tereddütlerim var açıkçası. Çünkü tamamen suçlayıcı, gençleri suçlayıcı şekilde bir ifade verilmişti orada. Oğlumun ehliyeti var. Ehliyeti var. Kask, dediğim gibi kask yoktu sadece. O pişman, ya yani kaskı takılı olmadığından ötürü pişmanlığını zaten belirtti. Fakat yani kaskla işte kazanın bir alakası yok. Hani bu çok yanlış bir algı oluşturuldu en başta. İşte kask yok, ehliyet yok şeklinde kaldı. Biz de bundan çok rahatsız olduk açıkçası. Ya ben burada kendi açımdan evet çocuğum yaşıyor, şükür ediyorum. Ama bunu ben yaparken bile vicdanımda bir sızı hissediyorum. Ben açıkçası bu olaya hep Batı'nın annesi tarafından bakıyorum ve kendimi onun yerine koyuyorum. Çünkü ben de aynı şeyi yaşıyor olabilirdim şu anda. İkimiz de aynı durumun içinde olabilirdik. O annenin içinin soğuması adına en azından ilk etapta bir tutuklu yargılanmasını isterdim açıkçası. Çünkü burada ben sadece hani Batı'n olmasa, sadece oğlum olsa, bu kazadan yaralı da kurtulmuş olsaydı... şunu düşünürdüm, yani çocuğumu öldürüyordu. Hani yine bir ceza, bir şey olsun isterdim. Ki bu kazada bir ölü ve üç yaralı var. Yani bunlar dikkate alınıp belki tutuklu yargılansaydı bu noktaya gelmezdi en azından, öyle düşünüyorum. Hayır, biz herhangi bir geçmiş olsun telefonuyla karşılaşmadık, böyle bir şey olmadı. Aynı şekilde Batı'nın ailesine de bir kere gidilmiş. Ondan sonrasında Fatma Zehra Kınık. Ama yanında kim vardı onu bilmiyorum. Onun sonrasında herhangi bir arama ya da herhangi bir görüşme teşebbüsünde bulunma olmamış. Batı'nın annesi de verdiği ifadeden dolayı çok üzgün. Biz zaten şöyle, bu olay olduğunda ilk etapta karşı tarafa ya da bir herhangi birine kızmadık. Sadece olay herkes için çok zor bir durum. Bu durum keşke olmasaydı ama oldu, herkes için çok zor. Benim için de zor, tabii ki Batı'nın annesi için daha zor. Karşı taraf için de zor. Kimse böyle bir kaza olmasını istemez. Bu bir gerçek. Ama biz ifadeyi gördükten sonra çok üzüldük. Yani verdiği ifadeyi gördüğünde. Çünkü ben hep şöyle diyorum, benim çocuğum 17 yaşında. 17 yaşında bir çocuk olay, kaza nasıl olduysa o şekilde anlatma yetisine sahipse 27 yaşında genç bir insan da buna sahiptir diye düşünüyorum. Kusurlu olduğunu düşünmediğini belirtti ifadesinde. Yani bu açıklamaları yapıp ehliyetleri yok. Ehliyeti olduğunu düşünmüyorum. Ekipmanları yoktu. O motoru kullanacak yetkisi olduğunu düşünmüyorum gibi, bu tarz. Yani karşı, evet, suçlayıcı şekilde bir ifade verildiği için, ki ben çocuğuma ilk etapta bu süreç zaten şoktaydık. Hani ne olduğunu çok anlamadık ama bu adli süreçte çocuğuma söylediğim tek şey, lütfen hani unuttuğum bir şey varsa bununla ilgili yorum yapma. Hatırladığın her şeyi de doğru bir şekilde anlat. Yani 17 yaşında bir çocuk bu şekilde ifade, örtüşen bir ifade verdiğinde, diğer tarafta aklı başında daha olgun bir insanda böyle bir ifade verdiğinde haliyle maalesef üzücü bir hal alıyor. Yani bu ifadelerinde direkt karşı tarafı suçlayıcı bir ifade vermiş Fatma Zehra Kınık. Şöyle düşünüyorum, yani bu kazada benim çocuğumun suçu ölmemek miydi?
Hani o ölmedi diye, o da ölseydi, onu da kaybetmiş olsaydık o zaman nasıl bir ifade verecekti? Gerçekten bunu çok merak ediyorum. Yani direkt suçlayıcı ehliyeti olmaması, o bu. Hani bence çok üzücü bir durum. Kendisi zaten psikologmuş duyduğum kadarıyla. Yani bunun bir 17 yaşındaki bir çocuk zaten böyle bir olay yaşamış, yanında arkadaşını kaybetmiş, bunun travmasını yaşarken bir de üstüne bu şekilde yalan, hani bir şeyle karşılaştığında onda bu ne gibi bir yaralanmalara sebep olacak? Açıkçası ben bunu düşünebilmesini isterdim kendisinin. Zehra Akın'ın bu ifadesinden önce Batı'nın annesi de, hani bu kazadır, herkesin başına gelebilir, kimse istemez, şikayetçi olmayı kesinlikle düşünmediğini söyledi. Fakat bu olay olduktan sonra, biz ifadeleri gördükten sonra biz de itiraz dilekçeleri zaten itiraz ettik. Aynı zamanda da Batı'nın ailesi de şikayetçi olmaya karar verdi. Aslında suçlayıcı bir ifade vermemiş olsaydı, dediğimiz gibi çok üzücü bir olay, herkesin başına gelebilir, bu iş bu noktaya gelmeyecekti. Ya da ilk etapta tutuklu olsaydı yine belki bu kadar üzülmeyecekti. Batı'nın annesi özellikle, kendim onun yerine koyduğumda ben de aynı şeyi hissediyorum. Çünkü burada dediğim gibi ben de şu an aynı durumda olabilirdim.